Bu aralar sıklıkla sorulan bir soruya cevap vermek istiyorum. Instagram üzerinden özellikle geliyor bu sorular. Ekşi maya ve kara buğday ile ilgili. Hatta bu konuda kısmen fikri olan insanlar ve hatta açıklama yaptığım halde tekrardan peki anladık ama şimdi kara buğday yiyebilir miyiz diyen kıymetli dostlara seslenmek istiyorum. Ben yaklaşık 2-3 ay öncesine kadar bir yıl boyunca ekşi maya yaptım ve şu anda hala da derin dondurucuda ekşi mayam duruyor. Yaklaşık bir yaşını geçti. Evet, ekşi maya çok kıymetli bir maya ekmek yapımı için. Ama sıkıntı şu, hangi un olursa olsun, kara buğday da olsa, siyez buğdayı da olsa, işte Anadolu'nun kendisine ait olan, öz tohumundan olan bir buğday da olsa elinizde, yerli tohum da olsa, bunların hepsi gluten. Onu üzülerek söylemek istiyorum. Yani sadece glisemik endeksleri düşük olmak kaydıyla hepsi gluten içeriyor. Ve özellikle başta rahatsızlığı olan insanlar olmak üzere kesinlikle tüketmemesi gerekiyor. Ben aslında biraz da kendimi sizlere adadım. O yüzden zaman zaman ben kendimde, işte bunlardan bir tanesi de ekşi mayaydı, üzerimde deneyerek ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Yani ben işte ekşi maya yerken insanlar "aa tekrar sen ekmek yiyorsun" diyenler de oldu. Hayır, ben işte yaklaşık 3 ay oldu tekrar bıraktım. Peki bu nasıl oluyor diye merak edenler var. Biz bırakamıyoruz diye size işin sırrını söyleyebilirim şimdi. İşin sırrı şurada. Ben kendimi ele geçirdim. Siz ise henüz kendinizi ele geçirmediniz. Ele geçirilmiş durumdasınız. Bununla ilgili videolar var, izleyebilirsiniz. Vücudunuzu tamamen toksinlerden arındırdıktan, varsa rahatsızlıklarınız iyileştikten sonra siz kendinizi kontrol edebiliyorsunuz. Bu sigara için de geçerli, un için de geçerli, rafine şeker için de geçerli. Bu size vermiş olduğum iyi haber olsun. O bakımdan 5000 yıllık tarihi olan ekşi maya dahi tekrar söylüyorum. Özellikle rahatsızlığınız varsa tükettiğiniz andan itibaren sizin bağırsaklarınıza zarar verecek. O da var olan rahatsızlıklarınızı tetikleyecek. O bakımdan tam GAPS diyetine tam olarak geçin. Bu işi bir defada yapın, bitirin ve yeni bir hayatınız olsun diyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.